İşte o kitap, bunda şüphe yok. Müttakiler, kötülükten korunacaklar, için hidayettir. Onlar ki gayb iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan, Allah yolunda, harcarlar. Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler, hem senden önce indirilene. Ahirete de bunlar kesinlikle iman ederler. Bunlar, işte Rabbilerinden bir hidayet üzerindedirler ve bunlar işte felaha erenlerdir. Şu muhakkak ki inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Onlar inanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinin üzerinde bir de perde vardır. Ve büyük azap onlaradır. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, inanmadıkları halde, Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki sırf kendilerini aldatırlar da farkına varmazlar. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların hastalığını arttırmıştır. Yalan söylemelerine karşılık onlara elem verici bir azap vardır. Hem onlara, yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde, biz ancak ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki, onlar ortalığı bozanların ta kendileridir, fakat anlamazlar. Onlara, insanların, Müslümanların, inandığı gibi inanın denilince, biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız, derler. İyi bilin ki, asıl beyinsiz kendileridir fakat bilmezler. Onlar iman edenlere rastladıkları zaman, inandık, derler. Fakat şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman, biz, sizinle beraberiz, biz sadece, onlarla, alay ediyoruz, derler. Asıl, Allah onlarla alay eder ve taşkınlıkları içinde serseris dolaşmalarına mühlet verir. İşte onlar o kimselerdir ki, hidayet karşılığında sapıklığı satın aldılar da, ticaretleri kâr etmedi, doğru yolu da bulamadılar. Onların durumu, bir ateş yakanın durumu gibidir. Ateş, çevresini aydınlatır aydınlatmaz, Allah onların, gözlerinin, nurlarını giderdi ve onları karanlıklar içinde bıraktı. Artık görmezler. Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık, Hakk'a dönmezler. Yahut, onların durumu, gökten boşanan, içinde karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşekler, bulunan bir yağmur, ağa tutulmuşun hali, gibidir. Yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah, inkarcıları tamamen kuşatmıştır. O şimşek neredeyse gözlerini, ne nurunu, kapı verecek. Önlerini aydınlattı mı ışığında yürürler, karanlık üzerlerine çöktü mü de dikilip kalırlar. Allah dilemiş olsaydı işitmelerini, görmelerini de alıverirdi. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki, Allah'ın azabından korunasınız. O, Rabbe, ki yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirdi, onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. Öyleyse siz de, bile bile, Allah'a eşler koşmayın. Eğer kulumuz, Muhammed, a indirdiğimiz, Kur'an'den şüphe içindeyseniz, haydi onun gibi bir sure getirin, Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın, eğer doğru iseniz. Yok yapamadıysanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız. O halde yakıtı insanlar ve taşlar olan, inkarcılar için hazırlanmış ateşten sakının. İnanıp yararlı işler yapanlara, altlarından ırmaklar akan cennetlerin kendilerine ait olduğunu müjdele. Onlardaki herhangi bir meyveden rızıklandırıldıklarında, bu daha önce de rızıklandığımız şeydir, derler ve o rızık birbirinin benzeri olmak üzere, kendilerine sunulacak. Orada çok temiz zevceler de onların. Hem onlar orada ebedi kalacaklar. Muhakkak ki Allah bir sivrisineği, hatta daha üstününü misal getirmekten çekinmez. İman edenler bilirler ki, o şüphesiz haktır, Rabbörü'ndandır. Ama küfre saplananlar, Allah böyle bir misal ile ne demek istedi, derler. Allah onunla birçoklarını şaşırtır, yine onunla birçoklarını yola getirir. Onunla ancak o fasıkları şaşırtır. Onlar ki, söz verip antlaştıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar.
Allah'ın birleştirmesini emrettiği şeyi, iman ve akrabalık bağlarını, keserler ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte zarara uğrayanlar onlardır.